Dur ben sana söyledim zaten özür dilemeni bekliyordum ama dün özür dilemedin. Hangi bugün, laftan dolayı ben hala anlayamıyorum. Ben bugün bak daha böyle... Ben Şükran Hanım'ın sofrasında bana iticisin dedi ya. Ama gelininizden özür... Gelinize söylediğim o laftan dolayı dedi. Gelinime? Gelinize, ben bir şeyler hissediyorum. Bir şey söylemişti. Ben bir şeyler hissediyorum. Geline ne söylemiştiniz ki ben hatırlayamadım. İzliyorum. Biz de izliyoruz. Herkesin karakterini ölçüyorum. Ben de ölçüyorum. Benden büyüksün ama sana karşı var. Altın anlar ben de insanı anlarım. Süzerim böyle tamam mı? Biz de süzeriz. Ona göre puanı veririm. Biz de süzeriz. Biz de yani gelinimin hakkını yediniz. Yemedim. Yediniz. Yemedim, 4 verdim. O kadar. Sen ne diyorsun, 0-2 vereceğim diyorsun. Ben 0-2'lik puan verdim. Sana ben iyi puan verdim. Ben sana 6 puan verdim. Kendini oynadın sen. 6. Gününü nerede, uç nerede, 4 nerede? Benim de 6'm neredeydi, uç neredeydi? Ben sana çok güzel puan verdim. Ben masaya ben puan veremem ki. O zaman herkes... Ben de beğenmedim. Dün bana söylediniz ki vicdanınız rahat uyudunuz mu? Siz dün vicdanınız rahat uyudunuz. Ben uyudum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben rahat uyudum. O kadar vicdansız şeylisiniz. Ben vicdansız değilim, kusura bakma. Ben de zaten sofrada şok oldum yani. Emirzade Hanım bana dedi ki gelinim için üzülmüş. Acaba neden bunu söyledi? Ben gerçekten onu hiç beklemezdim. 4 gün sonra mı aklına başına geldi? Bence arayı yumuşatmaya çalıştı. Hani yani onun da sofrası ya, o yüzden herhalde. Bana yanılmaya çalıştı ama sen baksana gözüne, bu gözden kaçar mı? Ben bunu yer miyim? Emirzade Hanım'ı anlayamadım ben. Yani tam olayı anlayamadım. Gelininden özür diliyorum dedi. Üzüldüm dedi. Ama hani açıklamasını yapmadı. Havada askıda kaldı. Onu yarın anlayacağız. Yaşına veriyorum hani. Olabilir. Ortasında yarışma içinde heyecanla kapılıp konuşuyordu olabilir. Yarın kendi günü olduğu için ortayı biraz yumuşatmak istemiş olabilir. Ama tam bilemiyorum. Doğru bir davranış değil tabii. Ne puan verdiysek onun arkasında durmamız gerekiyor. Ben geline özür dilerim ondan değil. Geline özür dileyeceğim ama yarın gelecekmiş onlar. Ketçap mayonez koyacağım. Karnabahar toplanın yanına. Yanıyorum. Ben içecekleri de götürmemişim. Mayonez, bunu alıyorum. Bu hafta günü geçen kayınvalideler üçleri yapıştırıyorlar. Ellerine kaldıysa her zaten bana da yapıştıracaklar eminim. Bitmiş mi? Dünkü kayınvalide Elmas Hanım üçü yapıştıracak eminim. Ciğeri şu anda mı kızartıyor? Şu anda. Ama çok bekledik. Ama biz burada bekliyoruz. Ciğer ya. Çorbaları koyduktan sonra 2 dakikada atıp 2 dakikada evet, kızarmış. Evet, doğru, haklısınız, doğru. 1 saat daha bekliyoruz mu? Yok, beklemeyiz 1 saat. Yarım saat? Yarım saat değil, 2-3 dakikaya geliyor. Ara sıcak servisi çok geç kaldı. Aslında bütün yemekler geç kaldı, geç getirildi sofraya. Çok bekledik yani, gerçekten çok bekledik. Suyu bile yoktu yani, suyu bile kaynanası kalktı bize kaynanası sundu suyu. Kaynanası sürekli mutfağa koşup gelip gidiyordu zaten yardım etmek için. Ben hiç yapmadım yani. Gelinim hepsini sundu yani. Zamanında getirdi. Her şeyi zamanında yaptı. Yemeğini hazırlandı. Sofra misafirlerini karşıladı. Ben gelinime güveniyordum. Güveniyorum yani. Sonsuza kadar da onu savunacağım. Bizimkiler de sunum yaptılar. Uyumsuzdu her şey. Bizimkilerde gecikme yoktu. O aradaki mesafeyi kısaltmak, aradaki boşluğu doldurmak için onları getirdi. Kendini gösterdi, tekrar gitti, kayboldu. Ciğerini getirdi. Cacık arkasından geldi. İşte cacık alakasızdı zaten. Ya çok cet kaldı. Çok. Bir ayağını alana kadar birini kurt kaptı. Çok cet yani. Gelinin eli çok yavaş. Karnabahar topları gelmedi, ta sonradan geldiler. Birini bekledik. Yani bayağı bekledik yani. Bayağı biz yani masada bekledik yani. Soğan söğüş ama tam anlamıyla olamamış bir soğan söğüş. Yani geç kaldım da o yüzden. Hızlı hızlı yaptım. En sonu bunu bıraktım. Panik oldum. Bir şeyleri yeni yapıyoruz. Kendi gelinleri de böyle yaptı ama neden böyle davranıyor anlamadım. Sanki bir tek ben geç kaldım. Yedin mi Elmas abla şeyden, karnabahar toplarından? Yedim. Nasıl buldun? Geldi. Yani fena değil. Tuzsuz biraz. Ne oldu? Bir şey mi oldu Emoş? Zuhal Hanım pişirirken
çabuk olayım derken elim kolumu yaktım. Canım benim. Stres yaptı. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. O soğanı yiyecek misin? Evdeki gibi değilmiş diyor. Bir saniye. İyi, daha buradan bakarım sen. Güzelim, yemeyeceğim ben. Yemeyeceğim dediğim zaman yemem. Yiyeceksem de yerim, damağıma tadımı alırım. Tamam mı? Tamam da niye bağırıyorsun? Benim sinir diyorsun arkadaş. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz tattınız mı Sebahat Hanım karnabahartlıkları? Evet, nasıl buldunuz? Biraz tuzsuz dedikleri gibi. Başka? Güzel. Onun dışında fena değil. Tadı. Tuzsuz ama güzel diyorsunuz. Evet. Baktım tuzuna ama demek biraz daha istermiş. Evet, tuz az yani. Bir tık. Baktım. Bir tık daha tuz kaldırırmış. Evet. Evet, tuzsuz. Siz de mi aynı şeyi düşünüyorsunuz? Siz karnabahar da sevmiyordunuz değil mi? Sevmiyorum. İyi mi elin? İyi. Çok kötüyse krem verelim. Yok, size. Teşekkür ederim. Peki. Aa, bir de cacık vardı değil mi? Gerçekten cacığa niye ihtiyaç duydun? Ne bileyim, gerek kendisi öyle şey yaptı. Kendine fazladan iş. Kendine fazladan iş çıkartmış. Ha, yani gerçekten de bir alakası evet. Da yok. Yani karnabahar topu yapmış, belki bunun yanına bir kaşık koysaydı evet, yoğurt. Olabilir. Olurdu mesela evet, karnabaharı evet. Yoğurda bulanır, evet. Brokoli bulanır. Kızartmalar. Ama, işte, ama şimdi soğanı var, patatesi evet. Var, maydanozu, sumaklısı. Yani yapacağım dedi. Ben de şey yapmadım yani. Yazmış menüsüne. Yazmış da cacık bence da herhalde bir yarım saat sonra gelecek. Ne? Cacık da herhalde yok, bir yarım saat sonra gelecek. Hatırlattı kayınvalidesi. Cacığı unuttuk. Cacığı. İçeride ne konuşuyorlar? Geç kaldım konuşuyorlar. Bir de cacığı konuşuyorlar. Hala cacık olur mu diye konuşuyorlar sanırım. Ciğerin yanına cacık gider zaten ama ısrarla olmaz diyorlar. Sunum yapıyorum ama sanki burada alıp götürüyormuşum gibi düşünüyorlar. Ama sunumları görmüyorlar. Ve zeytinyağı gezdirmedim bunun üstüne biliyor musunuz? Tavada yapsaydım balığı çok güzeldi. Anladın mı? Göğsüm bağrım açık. Alnım açık. Benim de angım açık. Ben güveniyorum bunlar kızıma. Ben daha bugüne geldiğim güne kadar mutfağa benim gelinimi koşturuyor tay gibi valla. Tay gibi. Elinden 10 marifet. Herkesin gelini tay gibi. Anladın mı? Pratik demek istedim. Arkadaş. Marifeti 10 parmağında 10 marifet var. Göreceğim. Yani göreceğiz bakmadan seni. Bakmadan görmeyeceksiniz. 5 tanesi yeter bize. 10 parmağım 10 değil 5'e yetse olur. Bakalım daha benzemeyiz. Daha ağzını yemek bitti cacık gelmedi. Kızım hadi. Geldi. Yemek bitti cacık da gelmedi. Geldi. Ne oldu cacığımın hakkını yedin. Bir şey söyleyeceğim. Söyle, Emoş. Bu cacığa ne gerek vardı tatlışko? Bak ne güzel yapmışsın karnabahar topun. Şunun yanına bir kaşık yoğurt koysaydın da boşu boşuna sana şu cacık kes kim bilir ne biçim vakit kaybettirmiş. Evet Zuhal Hanım çok. Tepsiye, nereden çıktı cacık? Kızım böyle, bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? Yani öyle buyurun. Hayır menüyü belirlerken. Bak nasıl kalkayım demişim. Ama ben o tarafa geçemiyorum. O geçemiyor. Kızım tek bana ağzında. Ondan zorlanıyor işte kızlar da biz de zorlanıyoruz. Yazalım kırılırsa ne olacağım? Belin mi? Belim. Zaten belim hasta. Geçmiş olsun. İçecek mi sordun? Şuraya cittim bum. İçecek ne alırdınız? Gelin bile bakmaz benim. Ben önce kaşık alayım. Ben de bir kaşık alayım. Kaşık tut. Aa kaşık ben de alayım. Sen de o sene varsa çok daha şey yaparsın. Sizin neyiniz yoktu? Zuhal Hanım'a da verdin. Her kaşığım da yok. Benim de yok canım evet. Kaşıklar burada. Ha burada var. Pardon benim var. Peçetenin kaşık, altı kaç. Çünkü burada yok. Okey pardon benim var. Tamam. Çift servis açmışsın bana. Evet. Okey. Olmayan onlara benim var. Evet. İçecek sordum ama. İçecek şimdi sordu. Canım. Bir sağ olsun. Su. Evet bugünkü yeğenimiz de ciğer tercihini dana etinden yana kullanmış. Dana ciğerden yana pardon. Onda sumağı var. Cacığı, karnabahar toplarını herkes tuzsuz buldu Emoş. Ona da kattım aslında Zuhal Hanım. Bayağı kattım hem de. Hadi ya. Evet. Ben de baktım. İyi dedi hastanemde ama. Hanımlara tuzsuz gelmiş. Bana normal geldi. Ben beğendim karnabahar toplarını. Afiyet olsun. O güzel. Onda sıkıntı yok. Bir de ciğeri dinleyeceğiz bakalım hanımlardan. Buyurun. Ama gene söylüyorum. Cacık boş boş ne yapmışsın? Yani senin tercihin tabii de. Evet. Hani hem uyumlu değil hem de gerek yokmuş. Yani zaten dolu dolu bir ara yemek tabağın var. Karnabahar evet, toplarını iyi düşünmüşsün. Evet. Güzel olmuş yanına bence. İyi bir seçim. Onda bir sıkıntı olsun. Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.